Merhabalar, yeni bir TYT çözümleriyle birlikteyiz. 15. sorudan başlayalım. Aşağıdaki tabloda bir hayvan popülasyonunda iki farklı karakterin kalıtımından sorumlu alel çeşitleri ve alel arasındaki baskın durumuna verilmiştir. Buna göre hayvan popülasyonuyla ilgili hangisi doğrudur? P için baktığımızda birinci ifadeye bakalım. P ve S karakterin kalıtımında çok alellik gözlenir. P'ye baktığımızda P1, P2, P3 olmak üzere çok alellik söz konusu. S karakterine baktığımız zaman S1, S2, S3 olmak üzere yine bir çok alellik söz konusu. Şimdi o zaman birinci ifademiz doğru. 2'ye baktığımızda P karakteri bakımından gözlenebilecek fenotip çeşit sayısı S karakteri bakımından gözlenebilecek fenotip çeşit sayısından fazladır. Çok alellikle fenotip çeşit sayısını N artı eş baskın formülüyle buluyoruz. Burada N dediğimiz şey alel sayısı. P için baktığımızda kaç alelim vardı? 3. 3 tane var. Eş baskınlık söz konusu değil. O yüzden P için gözlenebilecek fenotip çeşit sayısı 3. S'ye baktığımız zaman S'de de yine 3 tane alelim var. Artı burada bir eş baskınlık söz konusu. O yüzden bir tane eş baskınım var. S karakteri için fenotip çeşit sayım 4. O yüzden ikinci ifadem yanlış. 3'e baktığım zaman P karakteri için oluşabilecek genotip çeşit sayısı S karakteri için oluşabilecek genotip çeşit sayısına eşittir. Şimdi genotip çeşit sayısı nasıl buluyorduk? Hangi formülle? Genetik çeşit sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle buluyorduk. P karakterine baktığım zaman 3 alelim var. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. S karakteri için baktığımız zaman yine 3 alelim var. 3 çarpı 4 bölü 2'den yine 6 tane genetik çeşit bulduk. O yüzden 3. ifademiz doğru. Yani cevap Denizli. 16. soru. Hidrojen siyanür hücre içine girdiğinde nokta nokta organelin kristasındaki ETS'de işlev gören proteinden birine bağlanarak onu etkisiz hale getirir ve nokta nokta olayının gerçekleşmesine engel olur. Bu durum hücrenin ölmesine neden olur. Bu parça numaralandırılmış yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir numaraya baktığımız zaman hangi organel kristada bulunacak ETS'ler? O zaman mitokondri. İkinci olayın da gerçekleşmesine engel oluyor. O zaman ikinci olayımızda ne olacak? Oksijen solunum olacak. Bu olay gerçekleşmezse de hücrenin ölümü neden olacak. O yüzden cevabımız Bolu. 17. soru. Aşağıda 4 canlının tür adları verilmiştir. Buna göre hangi ifadelerde hangileri yanlıştır? Birinciye baktığımız zaman bu canlılar 3 farklı cinse aittir diyor. Bu ikili adlandırmada şu ilkleri neydi? Cinsiz adıydı. Diğer ikinci isim ise tanımlayıcı adtı. İkisi birlikte neyi veriyordu bize? Tür adını veriyordu. Şimdi baktığımız zaman birinci cinsim, ikinci cinsim felisler ve üçüncü cinsim morus. Yani kaç tane cinsim var? Üç farklı cins var. Birinci ifadem doğru. 1 ve 4 numaralı canlı aynı cinste yer alır. 1 ve 4'e bakalım. Birinciler cins isimde. Yanlış. Birincisinde morus var cins olarak. İkincisinde ise farklı bir cins var. O yüzden ikincisi yanlış. 2 ve 3 numaralı canlıların aile ve takımları aynıdır. Şimdi şöyle yazdığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı ifadesinde. 2 ve 3'e baktığımız zaman bunların cinsleri aynı. Şimdi cinsleri aynı ise 2 ve 3'ün üstte kalanlar işte familyadır, takım, sınıf, şube alemleri aynıdır üsttekiler. Ama alttakiler için kesin bir şey diyemiyorduk. O yüzden takım aileleri aynıdır demek doğru. 1 ve 4 numaralı canlıların akrabalık derecesi 2 ve 3 numaralı canlının akrabalık derecesinden daha fazladır. Şimdi ben akrabalık arıyorsam cinsinden aynı olması gerekir. Burada 2 ve 3'ün cinsisinden aynı. O yüzden 2 ve 3 birbirleriyle daha yakın akrabalardır. 1 ve 4'e baktığımızda cinsisinden farklı. O zaman bu uzak akraba diyoruz. Yani tam tersi olmalıydı. 4. ifademiz yanlış. Cevap Ceyhan. 18. soru. Bölünebilen bitki hücrelerinin hücre döngüsünün stokinez devresinde Golgi aygıtından ayrılan keseciklerin kaynaşmasında sintaksin proteini görev alır.
Buna göre bölünebilen bir bitki hücresinde sintaksin sentezinden sorumlu genin mutasyona uğraması bitki hücresinin aşırı hangisinin oluşturulmasını engelleyebilir. Sitokinezde bitkilerin hücre duvarından doğru boğumlanma gerçekleşmiyordu. Arlamel oluşumu gerçekleşiyordu. Arlamel oluşumunda yani ya da ara plak oluşumunda Golgi aygıtı gerçekleştiriyordu. Buradaki protein mutasyona uğradıysa ara plak oluşumu engellenmiş olur. Cevabımız o yüzden denizde. 19. soru. Aşağıdaki şemada karasal ekosistemde görülen bir besin ağı verilmiştir. Bu şemaya göre besin ağındaki canlılarla ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Çekirge ikinci trofik düzeyde yer alır. Baktığımız zaman ot birinci trofik düzey, çekirge ise ikinci trofik düzey doğru. Fare çekirgeyle beslendiği besin zincirinde ikincil tüketici olur. Bakalım fareye neyle beslendi? Çekirgeyle beslendiğinde besin zincirinde ikincil tüketici olur. Doğru. Kurbağa ve kuş arasında besin için rekabet gözlenir. Kurbağa ve kuşa bakalım. Evet, ikisi de çekirgeden. O yüzden bir rekabet gözlenecek. Yılan 3. tüketici basamağında yer alır. Bakalım yılan nerede? Evet. 1, 2, 3. Doğru. Şahinin dokularında biriken zehirli madde miktarı yılanınkinden azdır. Zehirli madde miktarı besin piramidinde yukarı doğru gittikçe artıyordu. O yüzden Şahin'deki zehirli madde miktarı yılanınkinden daha fazla olacaktır. O yüzden cevabımız Edirne. 20. soru. Canlı hücresel yapı özelliği ile ilgili ifade hangisi yanlıştır? Prokaryot hücreli canlıların tümü tek hücrelidir. Evet, çok hücreli bir prokaryot yok. O yüzden bu doğru. Ökaryot hücreli canlıların tümü çok hücrelidir. Bu yanlış çünkü ökaryot tek hücreli olan mesela amip öglena bulunabilir. Yanlış. Tek hücreli canlıların bir kısmında çekirdek ve zarlı organeller bulunabilir. Tek hücreli canlı mesela amip, öglena, paramecium. Bunlar da çekirdek ve zarlı organel var. O yüzden doğru. Çok hücreli canlıların bir kısmında kalıtım metalli sitoplazmada bulunur. Çok hücrelerde kalıtım metalli sitoplazmada bulunmayacaktır. O yüzden yanlış. Cevabımız 2 ve 4.